Merhaba arkadaşlar. Dil felsefesi dersi için hazırladığımız bu programda Russell'ın betimleme kuramı üzerinde duracağız. Program içinde ana hatlarıyla kuramla ilgili temel kavramlardan söz edeceğiz. Russell'ın betimlemeler kuramı anlam ve gönderme kuramını reddeden en önemli kuramlardan biridir. Bilgi kuramını yani epistemolojiyi temel alır. Bu nedenle Russell'ın dil kuramını kavrayabilmek için öncelikle iki tür bilgi arasında yaptığı ayrımı anlamak gerekir. Bunlar tanışıklık ve betimleme yolu bilgi ayrımıdır. Tanışıklık ilkesine göre bir önermeyi anlayabilmemiz için o önermenin her parçasıyla doğrudan tanışık olmamız gerekir. Doğrudan tanışıklık bilgi üzerine bir kavramı dile getirir. Russell'a göre sözcüklerin bir araya gelerek oluşturdukları bir tümceyi anlamak için çok özel türde bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Bu bilgi türü tanışıklık yolu bilgidir. Bunu açıklamak için Russell'ın bilgi üzerine daha genel bir ayrım yaptığını söylememiz gerekir. Şeylerin bilgisi ve doğruların bilgisi. Şeylerin bilgisi de kendi içinde ikiye ayrılır. Doğrudan tanışıklık yollu bilgi ve betimleme yollu bilgi. Arkadaşlar, betimleme yollu bilgiyi anlamak için önce doğrudan tanışık olduğumuz şeyler nelerdir sorusunu yanıtlamalıyız. Betimleme yollu bilgi edinebilmek için öncelikle bazı şeylerle tanışık olmamız gerekir. Bu da algı yoluyla gerçekleşir. Algı yoluyla dış dünyadaki nesnelerin zihnimizde bıraktığı izlerle tanışık hale geliriz. Russell bu izlere duyu verileri adını verir. Duyu verileri özneldir. Ayrıca çok kısa sürede varlıklarını kaybeden tikellerdir. İşte bu tikel duyu verileri bizim dünya hakkındaki bilgimizin temelini oluşturur. Dış dünyanın tüm nesneleri için bilgi bu şekilde elde edilir. Ancak betimlemeleri yapabilmemiz için duyu verilerinin bilgisi yeterli değildir. Tikellerden tümellere geçmemiz gerekir. İşte dil öğrenmenin ilk adımı bu sayede atılmış olur. Russell, tikeller arasındaki benzerliklerden bir tümelin bilgisine varmaya soyutlama der. Bu zihnimizin en önemli işlevlerinden biridir. Bu sayede bazı tümellerle çok küçük yaşta tanışık hale geliriz. Bunun sonucu olarak da bir dili anlayıp konuşmamız olanaklı hale gelir. Yani bir dili anlamak ve konuşmak için doğrudan tanışıklık yoluyla iki şeyi bilmemiz gerekir. Duyu verileri ve tümeller. Bu ikisini bir araya getirerek artık tanışık olmadığımız dış dünyanın nesnelerini betimleme yoluyla bilebilir hale geliriz. Evet, böylece Russell'ın bilgi ayrımına ve bir dili konuşabilmek için geçirilen zihinsel süreçlere ana hatlarıyla değinmiş olduk. Şimdi Russell'ın dil kuramıyla devam edelim. Russell'ın çok önemsediği şu soruyla başlayalım. İlk defa duyduğumuz bir tümceyi nasıl anlarız? Russell'a göre bir tümcenin anlamını kavramak için o tümcenin parçalarının göndergelerini bilmek gerekir. Bu bilgi de doğrudan tanışıklık yoluyla elde edilmiş bilgi olmalıdır. Daha önce de belirttik. Bunlar duyu verileri ve tümellerdir. Russell tümeli bir fonksiyon olarak tanımlar. Tümeller herkes tarafından kavranabildikleri için dilin ortak yanını oluşturur. Russell yüklemlerin boşluklarını belirtmek için değişken kullanır. Basit özne yüklem biçimindeki bir tümcenin öznesini çıkarıp yerine x harfi koyduğumuzda dile getirdiğimiz şeye önermesel fonksiyon x harfine de değişken adı verilir. Böylece tümel denilen şey Russell'ın kuramında önermesel fonksiyonla da dile getirilmiş olur. Bu teknik terim yerine kavram terimi de kullanılır. Buna göre önermesel fonksiyon tümel ve kavram terimlerinin üçü de aynı şeye gönderme yapar. Önermesel fonksiyon bir boşluğu doldurmadan kendi başına bir anlam ifade etmez. Bazen bir önermesel fonksiyon kullanarak belirli bir insan ya da nesneyi değil daha genel bir düşünce ifade etmek isteriz tek değişkenli önermesel fonksiyonlarsa nesnelere özellik yüklememizi sağlar. Böylece bir değişkenli önermesel fonksiyonlar sayesinde nesnelerin özelliklerinden söz edebiliriz. Birden çok değişkeni olan önermesel fonksiyonlarla da nesneler arasındaki değişkenleri dile getirebiliriz. Şimdi de belirli ve belirsiz betimlemeler ayrımından söz edelim. Betimleme kavramı Russell'ın felsefesinde o kadar önemli bir yer tutar ki dil kuramı günümüzde betimlemeler kuramı olarak anılır. <laughs> dil sayesinde doğrudan tanışıklık yoluyla bilebildiğimiz tümelleri kullanarak dünya üzerine düşünebilir ve konuşabilir hale geliriz dil aracılığıyla bildiklerimizi ve bilmediklerimizi betimleyebiliriz. Bunu yapmanın iki yolu vardır. Belirli ve belirsiz betimleme. Betimleme genel bir yapıdaysa ve tekil bir nesneyi betimlemiyorsa buna belirsiz betimleme denir. Eğer tekil bir nesnenin betimlemesi yapılıyorsa da belirli betimleme adı verilir belirsiz betimlemenin olduğu bir tümcenin dile getirdiği önermenin tüm parçaları kavramlardan oluşur. Eğer bu kavramlarla doğrudan tanışıksak o önermeyi kavrarız. Zaten genel kavramlar üzerine bir tümce olacağı için hepimizin ortaklaşa anlayabileceği kavramlardan oluşan yapılardır. Belirli betimlemelerde ise belirsiz betimlemelerin aksine belirli bir nesne vardır. Arkadaşlar, Russell özel adları iki türe ayırır. İlki yer, insan ve nesne adlarının ait olduğu grup yani olağan özel adlardır. İkincisi ise bunlar dışında kalan her türlü özel adı kapsayan mantıksal özel addır. Olağan özel adlar hiçbir koşulda doğrudan gönderme yapmazlar. Hep bir tekil betimleme içerirler. Mantıksal özel adlarsa doğrudan gönderme yapan ve tanışıklığa ihtiyaç duyan adlardır. Şimdi de Russell'ın varlık tümceleriyle ilgili görüşlerinden söz edelim. Russell'ın varlık ve yokluk yargılarına getirdiği çözümleme Frege'nin yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüşür. Russell ve Frege var olmanın nesnelere değil, kavramlara özellik yükleyen ikinci düzey bir kavram olduğu noktasında birleşirler. Ancak Russell'ın Frege'den ayrıldığı tek nokta var olma yükleminin bir özel ad gibi tekil bir terimin yanında yer aldığı tümcelere dairdir. Son olarak eş göndergeli terimlerin yer değiştirmesi problemine değinelim. Russell'ın bu probleme yönelik çözümü Frege'nin çözümünden çok farklıdır. Frege'nin eş göndergeli olarak nitelediği terimleri Russell eş göndergeli olarak kabul etmez. Ona göre bu terimler gönderme yapmaya yarayan terimler olmadığından eş göndergeli olmaları da söz konusu değildir. Evet arkadaşlar, böylece Russell'ın betimlemeler kuramına ana hatlarıyla değindiğimiz programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.